Boş kalan tüm arazilere ekildi. Çanakkaleli çiftçiler kanola üretimini sevdi. Projeye katıldım. Belgelerimi topladım. Şartlarım oydu. Tohumlarımızı aldık. İşte geçen yıl 23 dönüm bir arazide ekim yaptım. Memnun kaldık verimden. Çiftçilerin katılmaktan memnun olduğu projenin adı Kanola ekelim, yağ olsun, bal olsun. Devletimizin vermiş olduğu desteklerden memnunuz. İşte %75 hibeli tohumu e, tohumu aldık, kullandık. Gayet başarıldı. bir sonuç aldığımıza inanıyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesini birçok ilde başarıyla yürütüyor. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle projeyi uygulayan Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çalışma kapsamında çiftçilere sertifikalı kanala tohumu dağıttı. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karada, kanolanın yem bitkilerinden arıcılığa kadar pek çok sektör için ham madde olduğunu vurguladı. Kanola bitkisinin özellikle Çanakkale bölgesinde daha geniş alanlara yaygınlaştırmak, bu bitkiyi çiftçimize tanıtmak gibi bir amacımız var. Tabii bunun yanında kanola bitkisinin özellikle ülkemizin bitkisel yağ açığını kapatması anlamında da çok önemli ve stratejik bir ürün olduğunu biliyoruz. Kanola veriminin yüksek olduğunu söyleyen yetiştiriciler, ürünün pazar sıkıntısı olmadığını da belirtiyor. Bu yıl ekim alanımızı 105 dönümlere çıkardım kanolada. da. bu yılki verim daha güzel olacağına inanıyorum. Kanolalarımız gayet güzel, temiz, başarılı bir Üretim yapmaya çalışıyoruz. Kanola'nın veriminden, fiyatından memnunuz. Satışta sorun yaşamıyoruz. Tarla günü etkinliğine Çanakkale'li çiftçiler yoğun ilgi gösterdi. Teknik personel tarlaları gezen üreticileri kanola yetiştiriciliği konusunda bilgilendirdi. Önümüzdeki sezonlarda kanola ekilen alanların 40 bin dekara kadar çıkarılması hedefleniyor.